Şimdi baktığımız zaman apartmanlarda az hasarlı, çok hasarlı, orta hasarlı devamlı raporlar var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, il müdürlüklerinin, belediyelerin aynı zamanda. İnsanlarda bırakın bunları, zaten küçük bir çatlakta patlakta korku endişe içerisinde devamlı müteahhitler ve emlakçıları ziyaret ediyorlar ki kaçış genelde istiyorlar. Bir parsel olsun, bir arsa olsun, hemen bina yapamayacakları için prefabrik konut alalım, işte dubleks alalım, tek kat alalım, loft olsun, hemen başımızı böyle güvenli bir yere sokalım, huzurla uyuyalım diye çaba sarf ediyorlar. Durum böyle olunca da bu arz ve talep dengesinden dolayı arz yok, talep var. Talep olunca prefabrik evlere baktığımız zaman şu son bir hafta 10 günde fiyatların %40'tan fazla arttığını görüyoruz. Yani daha önce işte bir prefabrik evi 70-80-100 bin liraya alabiliyorsa vatandaş, şimdi 150 bin 200 bin diyen firmalar var. İşte özel tasarımlı diyorlar, bir şeyler söylüyorlar, sağına soluna bir şeyler koyuyorlar. Bu da bir fırsatçılık oluyor ama vatandaş şu konuda haklı, gerçekten ciddi bir talep var. Müstakil arsalar üzerine prefabrik konutlar veya müstakil villalar veya tek kat, iki katlı yeni yapılmış dayanıklı binalar. Talep oldukça fazla. Müstakil arsalarında fiyatlar oldukça yükseldi. Neredeyse şu bir haftadır, yani depremden bugüne fiyatlar orada da %50'ye yakın bir fiyat değişikliğine sebep oldu. Emlak sektöründe bir hareketlenme var. Bir kira hareketlenmesi oldukça çok fazla. Piyasada kiralık daireler yok. Bunun dışında da satılık konutlarda yeni konutlar veya deprem yönetmeliğine uygun 2013 yılından 2015, 2016, 2019 yılına kadar değişen deprem yönetmeliklere uygun konutlar genelde istiyorlar. Talep en fazla bu şekilde.